arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün elimde gördüğünüz bu güzel modelimizi çalışacağız. Modelimizi şallarda, atkılarda örebileceğimiz gibi yazlık bluzlarımızda örebiliriz. Modelimizi tek renk ya da daha fazla renklerle canlandırabiliriz. Kullanacağımız yere göre renklendirme işlemini yapabiliriz. Eğer süveter ya da yazlık bluz çalışacaksak Kısa bir lastik çalışmasının üzerine modelimizi direkt kurabiliriz. Eğer atkı ya da şal çalışacaksak zincirimizin üzerine sırası ile ya da tek renk olarak istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam edebiliriz. Evet şimdi sizlerle birlikte modelimizi çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. Evet hemen ipimi alıyorum ve zincirimi çekmeye başlıyorum. İstediğiniz ölçüye göre zincirimizi çekelim. Eğer bluz öreceksek tabii ki lastiğimizi hazırlayarak üzerine devam edebiliriz. Kanalımıza abone olarak bizleri desteklerseniz çok mutlu oluruz. Zil butonunu aktif hale getirerek çalışmalarımızdan haberdar olup bizlerle birlikte güzel örgülerimizi çalışabiliriz. Evet şimdi zincirimizi çektim. Son ilmeğimi uzatıyorum. Ilmeğimi uzattıktan sonra şu şekilde hemen ilmeğimin çıktığı zincirin yanındaki zincire geliyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum bakınız. Sık iğnemden sonra ilmeğimi diğer e, ilmek boyunda uzatıyorum. Başına dolamıyorum hemen diğer zincirime geliyorum. Bir tane sık iğne ile örüyorum. Yeniden bir zincir çeker gibi bakınız. Bir tane zincirimi çekiyorum, uzatıyorum ilmeklerimizin hepsinin aynı boyda olmasına dikkat edelim zaten şu şekilde tuttuğumuz zaman tığımızı ister istemez aynı boyda olmakta şöyle yaptığınız zaman tekrar sıradaki zincirimin içerisine geliyorum bir tane zincirimi çekiyorum ve uzatıyorum tekrar zincirlerimin içerisine girip bir zincir çekip uzatıyorum bir zincir çekiyorum uzatıyorum bir zincir çekiyorum uzatıyorum Bakın tığımı yana doğru çevirdiğim zaman hemen aynı boy olmakta. Tığım doldu bakınız. Tığım dolduğu için hemen tığımdan çıkarıyorum. Hiç korkmayın, sıkıntı olmayacaktır. En son ilmeğimi alıyorum ve yeniden hiç e, burayı örmemişim gibi tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Her zincirimizin içerisine alıyorum. Bakın bir tane zincir çekip uzatıyorum bir zincir uzat bir zincir çekiyorum ve uzatıyorum ilmeklerimizi birer birer uzatarak örüyoruz en son zincirimi varana kadar ördüm en son bitirdikten sonra bırakıyorum içinden çıkıyorum hemen örgümün yönünü çeviriyorum en son ördüğüm ilmeğimi takıyorum ve bir tane şu şekilde içinden girerek kapatıyorum. Sırası ile bütün ilmeklerimizi birer birer örüyoruz. Bakınız. Çok sıkmayalım. Şöyle rahat bir şekilde örelim. Bakınız gayet kolay. Çok güzel atkılar olur. Güzel iplerimizle, simli iplerle çizdik çalışmalarımızı yapabilirsiniz yeni öğrenen kardeşlerimize bakınız bu şekilde başlayabilirsiniz birer birer ilmeklerim alıyorum kapatıyorum alıyorum kapatıyorum her türlü iple örebilirsiniz en son ilmeğimi alıyorum İkinci kez rengimi değiştireceğim için beyaz ipimle kapatmak istiyorum. Bakınız ipimizi kesmeyelim. Tekrar devam edeceğimiz için beyaz ipimle ikinci geçişini yapıyorum. Bir tane zincir çekerek sabitliyorum ve ilmeğimi uzatıyorum. Şimdi aşağıdaki işlemimizi şu şekilde görüyoruz bakınız. Şöyle çok hoş bir görüntü oldu bakınız. Ve devam ediyorum. Ilmeği uzattıktan sonra ve burada bağladıktan sonra arkasını çeviriyorum. Hemen aşağıdan yine devam ediyorum. Giriyorum, bir tane zincirimi çekip uzatıyorum. Aşağıdan giriyorum, bir zincir çekip uzatıyorum. Bir zincirimi çekiyorum ve uzatıyorum. Bir zincir çekip tığımız dolana kadar işlemimizi tekrar ediyoruz. Tela yapılan güzel bir model. Bakınız te bayağı doldu. Hemen çıkarıyorum. Düzgün bir şekilde son ilmeğimi alıyorum. Sadece kaldığım yerden devam ediyorum. Aynı ölçülerde almaya gayret ediyorum. Satıyoruz bakınız birer birer. Son bakınız sonu mutlaka alalım uzatıyorum. En son ilmeğimizi de aldıktan sonra tığımı çekiyorum çıkarıyorum ipimi şu şekilde aldıktan sonra son olarak ördüğüm ilmeği tekrar tığımı alıyorum örgümün yönünü sola doğru etkinleştiriyorum ve bir defa alarak kapatıyorum. Sırası ile boşalttığım ilmeklerimi birer birer örüyorum. Tek renkte çalışacağınız gibi farklı farklı renklerle de çalışabilirsiniz. İki renk daha güzel göstermekte bakınız devam ediyorum alıyorum ve kapatıyorum başa kadar geldim birkaç tane ilmeğimiz kaldı sadece iki sıradan oluşmakta bir ilmeklerimiz uzatıyoruz bir de kapatıyoruz İkinci sıramızda da ilmeklerimizi uzatarak tamamladık. Birinci kez uzattık. ikinci kez hepsinin üzerine birer sık iğne örerek kapadık. Yeniden sarı rengimize geçmek için hazırız. Hemen ikinci kez kapama işlemini sarı rengimizde yapalım. renk geçişimiz daha güzel olsun. Şöyle alıyorum. Bir tane zincirimizi çekerek ipimizi buraya alıyoruz bakınız hemen uzatıyorum yeterli uzunluk ölçüsü olana kadar arkasını çeviriyorum ve tığımın başını dolamadan hemen yanındaki ilk bakınız uzatmış olduğum ilmeğin üzerine bir tane zincir çekip uzatıyorum başını dolamıyorum üçüncü yere aynen giriyorum bir tane şöyle kapatıyorum bakın bir zincir uzatıyorum kapatıyorum sık iğnemizle uzatıyorum bir defa işlem yapıyoruz tığımız dolana kadar bu şekilde eşit miktarda uzatmaya çalışıyoruz tığımız dolunca çekerek çıkarıyoruz tığımızı içerisinden en son ilmeğimizi alarak yeniden bir diye uzatmaya başlıyoruz bitene kadar en sondaki bakınız ilmeğimizi almayı unutmuyoruz ve uzatıyoruz. Buradan da çıkarıyoruz. Hemen örgümüzün arkasını çevirerek ilk ilmeğimizi tekrar tığımıza takarak bir tane sık iğnemizle kapatıyoruz ve her birini birer defa örerek başa kadar ilerliyoruz. Bakınız işlemimizde hiç farklı bir şey yok. İpliğimiz uzattığımız için çok da çabuk bitebilen bir model. İstediğiniz genişlikteki şallarımızı çalışabilirsiniz. Dikdörtgen şallarımızı. Tek renkle çok şık olacaktır ince iplerimizle. Evet sıramızı yeniden tamamladık. Evet bakınız yeniden sıramız tamamlandı ve gayet güzel bir görüntü ortaya çıktı. Şöyle görelim. Bu şekilde çalışmamızın sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Umarım sağlıkla, afiyetle, güzel günlerde kullanacağınız ürünlerimizi ve örgülerimizi örmek kısmet olur. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni videolarımızda ve yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.